Kim olduğunu bir an önce bulup derhal işten çıkaralım Kıraç. Ben de aynısını söyledim zaten. Kim olursa olsun gözünün yaşına bakmayacağız. Bugüne kadar Ego'da böyle bir şey olmadı. Bundan sonra da olmaz. Ya bak sen şimdi bana yine kızacaksın ama Dicle yapmış olmasın sakın. Mayda lütfen. Ya canım ille bile isteye yapmış olmasına gerek yok ki. Belki ağzından kaçırdı kız. Yapmaz o. Asla yapmaz. Ya sen nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Ben hiç anlamıyorum. Tanıyorum onu çünkü. Böyle bir şey yapabilecek biri değildi işte. Sen iki günde ne kadar iyi tanıdın ya Kıraç. İnsanlar 20 yılda bile birbirlerini tanıyamayabiliyor. Her şey çok iyi diyorsun. Birbirimizden hiç gizlimiz saklımız yok diyorsun. Ama öyle bir şey çıkıyor ki ortaya. Ne demek istiyorsun? Bana mı şey diyorsun? Ya hayır tamam. Sana bir şey söylemiyorum. Örnek olarak verdim. Ayrıca seninki başka bir durumdu. Tam kıza torpili denmesin diye saklamışsın. O ayrı. Ben daha büyük, her şeyi bitirebilecek, mahvedebilecek kadar büyük şeylerden bahsediyorum. Ya Dicle'ye bu kadar çok güveniyorsan vardır elbet bir bildiğin. Ah! Buyurun Feris Hanım. Derin Mavi'nin senaryosunu Emir'e götürüyorsun. Aa konuştunuz mu? Ne dedi? Beğendi mi projeyi? Affedersiniz, kusura bakmayın. Ben gönderirim. Gönder demedim Dicle, götür dedim. Adresi şimdi atıyorum sana. İşin bitince de stüdyoya gelirsin. Nasıl isterseniz Feris Hanım. Ece bir şeyler yazmış yine. Vallahi sorma. Feris Hanım'la Kıraç Bey o kadar sinirlendi ki. O haberi yapana bulacağız dediler. Bulduktan sonra da ajanstan içeri adımını atamazlar. Kim yapar ki böyle bir şeyi? Vallahi bilemiyorum. Herkes bir de böyle birbirinden şüpheleniyor. Ortalık çok karıştı yani. Selam. Nasıl gidiyor Dicle? İyi. Gayet iyi. Ben çıkıyorum. Kolay gelsin size. Benim de aklıma gelmedi diye. Tabii ben şimdi o yaptı demiyorum. Ya öyle bir şey diyemeyiz. Ama şimdi düşünsene biz şimdi bunca yıldır birlikte çalışıyoruz. Hiç böyle bir şey oldu mu? Olmadı. Olmadı Berencim yani. Tamamdır görüşürüz. Yapmaz o. Asla yapmaz. Ya sen nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Ben hiç anlamıyorum. Tanıyorum onu çünkü. Böyle bir şey yapabilecek biri değildi işte. Emir Bey, ben Dicle, Feris Hanım'ın asistanıyım. Senaryolarınızı getirdim de ben bulamıyorum sizin evinizi. Bakıyorum ama... Ha, tamam tamam, gördüm. Dönüyorum şimdi. Tamam. Ha, gördüm, tamam. Teşekkürler. Sağ olun. Emir Bey, ben Dicle. Kapı açık, gel. Emir Bey. Mutfaktayım, gel. Ha, tamam. Merhaba. Senaryoları getirdim de şöyle bırakıyorum. Bak bakalım tadına nasıl olmuş. Ne bu? Zencefilli karides mi? Kestane mantarlı zencefilli tütsülenmiş karides. Ayrıca kırmızı erik de var. Hadi beşameli karıştır. Ha? Beşameli karıştır. Dibi tutacak yoksa. Karıştırdım.
Beğendin mi? Güzel. Emin misin? Evet, gayet güzel. Ellerinize sağlık. Bence sen sevmedin. Ne eksik söyle. Hayır. Hadi söyle, söyle ne eksik? Tamam, acı belki biraz ihtiyacı var acıya. Hı. Tamam. Bu kadar. Yeter. Evet. Beşamele şarkı söyle. Anlamadım. Beşamele şarkı söyle diyorum. Eğer söylemezsen dibi tutar. Biliyorum. Kesin bilgi. Hadi söylesene kızım hadi. Yavrum baban nereli? Nereden bu kaşın gözün temeli? Sana neler demeli? Ay seni çıtır çıtır diyemeli. Anam babam kaçın kurası? Bu ne baş belası? Bu gönül kirası? Ay. Yeter mi artık söylemesem? Tamam yeter. Sesin güzelmiş. Teşekkür ederim. Aile geleneği falan mı bu beşamele şarkı söylemek? Yok. Yani daha önce hiç denememiştim. Şu an aklıma geldi. Güzel de oldu. O zaman niye? Çünkü insanların gerçek yüzünü baskı altındayken görürsün. Ne eksik diye sordum sana. Acı dedim. Şarkı söyle dedim. Anında söylemeye başladım. Yani pek sıkıştırılmaya gelemiyorsun bence sen. Yani böyle düşüncelerini özgürce söyleyemiyorsun. Ha, siz beni böyle iki dakikada tanıdınız yani. Evet. Size çok kolay gelsin. İyi okumalar. Allah. Beyaz. 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 Olmadı. İnandırıcı olmadı. Yani ellerini tutmasaydın belki daha inandırıcı olabilirdi ama çalışman lazım. Feris'e selam söyle. Eğer çalışmak istersen de bana haber ver. Seve seve yardım ederim sana. Ben zaten niye öneriyorsam ki seni? Tanımıyorum, etmiyorum. Sen ya. Henüz otur işte Feris Hanım. Kimi seçerse seçsin. Ay ben buradan gelmedim, buradan geldim yani. Bu ne ya? El yok, hayır. El böyle havada kalmış. Burada da pot, pot olmuş. Bunu iliklemeden bir görmek istiyorum ben. Feris Hanım, röportaj sorularını yolladılar. Tamam, sonra bakarız. Evet. Sorun ne biliyor musun? Tereddüt ettim. Bir sendeledim falan. Çat diye düşseydin inandırıcı olurdu belki. Takıntılı mıdır nedir ya? Efendim? Size demedim Feris Hanım. Kazanda düzen. Evet. Evet. Size yardımcı olabileceğim bir konu var mı Emir Bey? Çok seksi, çok güzel. Tut, tut, o pozu tut. Evet. Var. Her şeyden önce Emir Bey diye hitap etmeyi bırakabilirsin mesela. Peki. Peki, ne yapabilirim senin için? Bak ya, yine aynısını yaptım. Ya sen hiç hayır demez misin kızım? Kızım diye hitap etmezsen yalnız, benim bir adım var. Bu çok iyi oldu, evet. Peki Dicle, seninle daha sonra görüşeceğiz. Çok güzel. Mesajlardan bazen tonlamalar anlaşılmıyor. Yüksek bir şekilde söylemedim. Dicle dersen sevinirim anlamındaydı yazdığım. Umarım yanlış anlamamışsındır. Bak. Şebelek. Yanlış anlaşılmaktan neden bu kadar korkuyorsun?
Teşekkürler. Gel, bir öncekini işaretler misin? Nasıl, beğendin mi Feris? Çok beğendim. Benim beğendiklerime gidebilir miyiz? Sen de bir bak onlara. Sen ne diyorsun? Bir mavi takımlılar vardı, onlara bir baksana. Tamam ya, aslında hepsine baştan bakalım tekrar. Son yenileri de işaretleriz. Mavi takımları özellikle görmek istiyorum. O zaman bir 15 dakikamız var herhalde. Biz bir şeyler içebilir miyiz? Tabii. Bunlar istemiyorum, hayır. Evet. Tamam, tamam. Alalım o zaman. Böyle 3-4 aşağısında vardı. Fotoğraflar çok iyi. Ben tam bakmadım. Feris 1000 tane fazla bulmuştur kesin. Bir iki detay dışında memnun bence. Sorun yok. Ha, bu arada sorular geldi. Görmek ister misin? Olur. Açıyorum. Al bak. Sen okusana. Son günlerde adından en fazla söz edilen oyunculardan birisin. Bu sana ne hissettiriyor? Peri Masalım'ın başarısını neye bağlıyorsun? Dizide olduğu gibi özel hayatında da mucizelere inanır mısın? Dile. Ben dün akşam konuştuklarımızı uzun uzun düşündüm. Haklısın. Bazı şeyleri oluruna bırakmak lazım. Çok zorlamamak lazım. Bizim seninle çok özel bir ilişkimiz var. İlk günden beri. Tamam, bazı olaylar oldu, gittili geldili durumlar oldu. Ama benim sana olan isterim hiç değişmedi. Benim nasıl bir adam olduğumu, ne düşündüğümü, neler hissettiğimi senden daha iyi bilen biri yok. Ve muhtemelen de olmayacak. Seninle o kadar çok şey paylaştım ki. Biliyorum. Ben de aynısını senin için düşünüyorum. Emin misin? Güveniyor musun bana? Güvenmesem niye yanılalım? Niye buradayım ben şu an? Niye seninle konuşuyorum? Dicle, her şeyi kendi başına halletmeye çalışmanın nasıl bir şey olduğunu biliyorum. Yardım almadan bütün dertleri, sıkıntıları içine atıp böyle delirmenin nasıl bir şey olduğunu çok iyi biliyorum. Sen benim en zor zamanımda yanımda oldun. Abimle aramı düzeltmek için... Düzelttin mi ama? Hayır. Gidip konuştun mu? Hayır. Anladın sen beni. Bırak şimdi de ben sana yardım edeyim. İyi de neye yardım edeceksin ki? Of, ben de diyorum, ne diyor bu sabahtan beri? Yardıma ihtiyaç yok. Vallahi bak, adam zaten delirmiş. Takmış kafayı bir kere, boş ver. Nasıl takmış? Anlamadım. Ya işte evinize gelen giden oluyor. Biz burada böyle şeyleri hoş karşılamıyoruz filan. Mecburen çıkacağız biz de, ne yapalım? Sen neden bahsediyorsun şu an? Ev sahibinden. Sen bizim ev olayını duydun diye... o yüzden yardım edeyim demedin mi? Bir dakika, sizi evden mi çıkarıyorlar? Bir dakika. Sen niçin yardım etmek istiyorsun ki bana? Yani ben... genel olarak söyledim, öyle özel bir şey değil. Çünkü senin yardım istemeyeceğini biliyorum. Sen de benim gibisin. İlla ki bütün işleri kendin halledeceksin. Bak, evden çıkarıyorlar seni, bana söylemiyorsun bile. Söylemedim çünkü yapacak bir şey yok artık. Nereden biliyorsun? Gider bir adamla konuşurum, bir orta yol buluruz belki. Yok Barış, çok teşekkür ederim. Gerçekten senin yardım edebileceğin bir konu değil bu. Başka bir şey olsa tamam derdim. Vallahi tamam derdim. Tekrar teşekkür ederim teklifin için. Çok düşüncelisin. Ne zaman istersen ben buradayım. Unutma, olur mu? Unutmam. Hafızam tamamen. Kuvvetli, biliyorum. Benim de öyle, tamamen... mesleki deformasyon, biliyorum. Aynen. Hadi gidelim. Senin yaptığını ben yapamam ama giy çıkar. Peki sen yarın gidiyor musun Şile'ye onlarla? Gideceğim. Feyyaz'la da işim var. Çünkü hastane sahneleri Şile'de çekiliyor. Ha. Bu ne? Bilmem. Beren'den herhalde. Yani benden olmadığına göre. Ne demiş? Aramızda. Thank you.
seninle gurur duyuyorum kardeşim. Ne olursa olsun ben senin her zaman yanındayım. Aramızda ne yaşanırsa yaşansın. Ki hata yaptım. Kabul ediyorum. Ama ben de böyleyim oğlum işte. Böyle höt söt. Bir anda celallenen falan. Filiz. Hı. Emir ne dedi projeye? Daha bir ses yok, okuyor. Okuyunca arayacak. Bak ben bu tarzı daha zor ikna ettim Emir için. Ha. En azından bir deneme çekimi falan alalım dedim. Bir sıkıntı çıkmasın. Ya çıkmaz Çınar. Çıkarsa da çözeriz, bizim işimiz sorun çözmek. Hah, süper. Yarın hava açık Şile'de. Yağmur falan yok. Hı. Hı. Sen bu Şile'ye niye gidiyorsun? Ben hiç anlamadım onu. Ya aslında normalde gitmeyecektim ama Nejat çok uzun süredir böyle hafta sonu bir yerlere kaçalım diyor. Ben de işler yüzünden erteliyorum. Yani böyle bir durum olunca ben de ikisini birleştiriverdim. İyi de sen son konuştuğumuzda Nejat'ta bir acayiplik var, bulacağım çıkartacağım ortaya diyordun. Ne oldu, inadından vaz mı geçtin? Hayır, vazgeçmedim. Bulacağım. Ayrıca benimkisi inat falan değil. Altıncı his. Hmm. Var bir şey. Göreceğiz bakalım. Altıncı his. Ölü çıkmasın da sonunda Bruce Willis gibi. Çok komik. Komik de tabii. Gülmedim. Hala gülüyorsun. Çünkü sen benim sinirimi bozuyorsun. I see that people. Cincin. Çocukken daha kolaydı değil mi her şey? Niye öyle dedin? Eskiden bu kadar sorun çıkarmazdım sana. Hiç kavga etmezdik. Bağırıp çağırmazdık birbirimize. Ben bu kadar fazla hata yapmıyordum. Hı. Bu konuda yalnız değilsin. Ben de çok hata yaptım. Hala da yapmaya devam ediyorum. Ama hatalarımdan öğrendiğim bir şeyler var tabii. En önemlisi de ne biliyor musun? Hayat sadece doğrulardan oluşmuyor. Ben ne yaparsam yapayım, ne söylersem söyleyeyim, bu senin hayatın. Ne yapacağına, hangi yöne gideceğine, nasıl davranacağına sen karar vereceksin. Sen seçeceksin. Ben sadece yol gösterebilirim sana baban olarak. O da izin verirsen tabii. Özür dilerim. Ya sana sormadan moda evine gitmemem gerekiyordu. Saçmaydı yani. Mesele sadece o değil ki benim. Biz annenle seni mutlu edebilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Yanında olmaya çalışıyoruz. Biliyorum. Ama sonsuza kadar yanında olamayacağız. Ya öyle deme baba ya. Sen anladın benim ne demek istediğimi. Ben sana istediğin zaman yıldızları anlatırım güzel kızım. Ama senin de artık gökyüzünü tanıman lazım. Kendine biraz vakit ayırsan fena mı olur aşkım? Ah,
Evet, en son ne zaman kendim için bir şey yaptım hatırlamıyorum bile. Ben de onu diyorum işte. Bak, zaten ikimiz de çok çalışıyoruz. Her gün 1000 tane sorunla uğraşıyoruz. Biraz buradan uzaklaşmak iyi gelecek bize. Hı-hı. Evet, yani harika olacak. Tolga arıyorum. E açsana. Belki önemli bir şey vardır. Sonra ararım. Ay aç, aç lütfen. Vallahi aç. Ya benim aklım kalır sonra. Benim keyfim gayet yerinde. Sorun yok. Peki, yani. Tamam. Efendim Tolga. Evet, raporlar bende. Ne oldu? Şirket denetleyeceğiz. Son çalışmayı da ben yapmıştım. O yüzden dosyalar bende. Tolga gelecek. Ona dosyaları vereceğim. Sonra geri geliyorum. Tabii tabii. Hallettim. Peynir çok güzelmiş. Değil mi? Evet. Ben de alayım. Barış yardım etmek istedi ama ben gerek yok dedim. Neyse. Bu nasıl? Çok güzel. Sana böyle şeyler çok yakışır. Niye gerek yok dedin acaba? Çok merak ettim. Niye her şeyi kendin halletmeye çalışıyorsun? Ona bakılırsa babam da aynısını dedi. Bir ihtiyacın olursa haberim olsun dedi. Gerçekten mi? Hı-hı. Ona da yok dedin tabii. Niye? Çünkü kimseye minnet duymak istemiyorum. Borçlu da kalmak istemiyorum. Dizle yorulmadın mı? Yoruldum ya. Oradan oraya, oradan oraya. Bütün gün var ya koşturdum durdum. Dicle. Sen benim ne demek istediğimi gayet iyi anladın. Bir dur. Bir nefes al. Her şeyi sen çözmek zorunda değilsin. Her şeyi sen halletmek zorunda değilsin. Bırak. İzin ver. O kadar da kötü bir şey değil yardım istemek. Ben senin iyiliğin için söylüyorum. Vallahi bak. Ya başka türlüsünü bilmiyorum ki ben. Kendimi bildim bileli böyleyim. Zeyneyim ben.
Her şeyi kendin halledince ne oluyor biliyor musun? İnsanlar seni acayip güçlü zannediyor. Dicle yapar, Dicle halleder, Dicle çok güçlü, Dicle kırılmaz, yıkılmaz. Her şeyi yükleyin Dicle'ye. Doğru söylüyorsun. Ben sana her dakika bir şey iste demiyorum. Ama bazen de geri çekilmek lazım ya. Bırakmak lazım. Bırak, insanlar da senin için bir şey yapsın, izin ver. Pişman olmayacaksın, inan bana. Çok iyi çizmeler. Kız dur, fargeleri yakacak sen. Tabii iletirim Leyla Hanım. Teşekkürler size de. Günaydın Jülide. Jülide, şu çiziksel yapımdan beklediğim dosya geldi mi? Yok, gelmedi. Peris Hanım da gelmedi, merak etmişsinizdir. Yok, etmedim. Niye merak edeyim ki? Jülide, bir sorun mu var? Yok, yok bir şey. Sen bir gelsene benimle, bir konuşalım. Bir gel. Jülide, Leyla Hanım aradı mı beni? Aramış Feris Hanım, sizden haber bekliyor. Aa, Jülide nerede? Çınar Bey'le konuşuyor ama ben size yardımcı olabilirim. Feris Hanım. Bir saate çıkacağım Dicle. Aferin. Arada laf dinliyorsun. Bugün Şile'deyim. Biliyorum Feris Hanım. Peri Masalı'nın seti var. Evet yani. Öyle de denebilir tabii. Bugün burada olan biten her şeyi sen bana bildireceksin. Ona göre gözlerini dört aç. Ne oluyor, ne bitiyor hepsi sende. Hiç merak etmeyin. Ben de. Jülide bak, bana kızgınsın biliyorum. Gerçi ben de sana kızgınım ama şimdi hiç o konulara girmeyelim. Pardon da siz bana neden kızgınsınız Çınar Bey? Ben ilişkilerimle ilgili yalan söylüyor muyum size? Nasıl? Bir şey yok, tamam. Devam edin siz. Jülide, ben düşündüm, sana gerçekleri söylemeye karar verdim. Hiç gerek yok Çınar Bey. Çünkü ben gerçekleri öğrendim. Öğrendin mi? Bak, İblise bak İblise. Soruyorum, bir de söylemedim diyor bana Emrah. Ya ben Emrah'tan öğrenmeseydim de bir şekilde öğrenecektim zaten. Gerçi sizin direkt bana söylemenizi tercih ederdim. Orası ayrı tabii. Evet, haklısın. Emrah'ı hiç karıştırmamam gerekiyordu. Gelip direkt benim söylemem lazımdı işi sana bulduğumu ama... Nasıl yani? Yani işte ben de sana kızgındım Jülide. Arkamdan iş çevirdiğin için kızgındım. Üstüne bir de Emrah'la çalışmak istiyorum dedin. İyice sinirlendim. Öyle olunca da tamam o zaman, madem öyle istiyor, öyle olsun dedim. Ben inanmıyorum size ya. Bana yalan üstüne yalan söylüyorsunuz Çınar Bey. Ben gerçekten inanmıyorum. Jülide, gerçekten bir beklet. Ne oldu şimdi Jülide? Jülide ne oldu? Jülide, Jülide. Ben bu kadınları anlayamadan öleceğim Peri'de. Vallahi bak, zaten bugüne kadar bir tanesini bile anlayamadım da. Belli oluyor zaten. Ya ne oldu şimdi burada? Niye sinirliydi bana? Madem biliyor, o zaman niye trip atıyor böyle? Bu soruların hiçbirinin cevabı yok. Sen Feris'leyken de böyle miydin? Bak ya, yok öyle bir şey Peri'deciğim. Yok öyle bir şey Peri'deciğim. Biz Feris'le hiçbir zaman için birlikte olmadık. Oyuncuyu ikna edebilmek için söyledi Feris o yalanı. Bilemeyeceğim artık. Ya niye bilemeyeceksin? Yok diyorum Peri'de, yok yok. Öyle bir şey olmadı Peri'de. Delirteceksiniz beni ya. Evet, ne yapıyoruz bugün? Kıraç, toplantıya başlamadan önce ben çok önemli bir açıklama yapmak istiyorum. Çünkü çok korkunç bir yanlış anlaşılma var. İşler daha da çığırından çıkmadan şu meseleyi bir halledelim. Hangi meseleyi? Feris de benim eskiden olmayan... Estağfurullah. Çınar'cığım ne demek? Bu özel hayatın sizin, sizi ilgilendirme. Kıraç. Feris, bir şey canım. Söyle bir şey. Ne diyorsunuz ya? Ne diyorsunuz? Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Yok, olmadı öyle bir şey. Hayatım olsa ne olur? Yani bu gerçekten özel hayat. Şimdi bu tamamen sizin bileceğiniz bir şey. Bizler ya karışamayız. Ya ben... Ya bir dakika, ya, bir dakika durun be.
Aa, ben onu sadece Ali'yi ilginle oynamaya ikna etmek için uydurdum. Çınar'dan yardım istedim. O da bozmadı. Bu, olay bu. Aynen, olay bu. Tamam mıyız? Siz öyle diyorsanız öyledir Çınar Bey. Ha yani ya bir yanlış anlaşılma olmuş olabilir, tamam. Evet, korkunç bir yanlış anlaşılma olmuş hem de. Evet, korkunç bir yanlış anlaşılma olmuş oldu ve bu masada bitti gitti, tamam mı? Bundan sonra bu konuyla alakalı ben hiçbir şey duymak istemiyorum. Tamam. Ya evet, yani biz burada oyuncuları ikna etmek için neler neler uyduruyoruz. Yani hepsine inanacaksak yandık bittik kül olduk yani. Ne gülüyorsun hala ya? Evet, bu korkunç yanlış anlaşılmayı da geçtikten sonra... Ha, bu arada beni sabah Tarık aradı. İlkini oynatmaktan vazgeçmiş. Aa! Benim niye haberim yok? İlkin benim oyuncum. Herkesten önce benim haberimin olması lazım. Aramış seni, Kıraç ulaşamamış sana. E ne olacak şimdi? Yine Kıraç'ın bir başka oyuncusuyla çalışacakmış Ayşegül'le. Ay iyi. Kafalarına göre iş yapmıyorlar mı? Delirtiyorlar adamı. Belki uygun değil kız. Ya belki başka bir anlaşması var. Ama yok. Olabilirdi ama. Ya sen neyin peşindesin? İş yine bizde. Bırak denesin Ayşegül'ü. İyi tamam, denesin. Bir şey demedik. Denesin bakalım. Jülide. Kız meğer olaylar bizim düşündüğümüz gibi değilmiş hiç ya. Bu Çınar Bey ile Feris Hanım hiç sevgili mevgili olmamış ki. Öyle mi? Tabii. Ya demin toplantı odasında ikisi de bir gürledi. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Çınar Bey dedi ki bir daha bu konu konuşulmayacak. Ya insanın ağzı torba değil ki büzesi. Meğer bir tane oyuncuları ikna etmek için numara yapıyorlarmış ya, iyi mi? Gerçekten mi? Ya ben zaten duydum. Benim kulağıma geldi. Ben Feride Hanım'a dedim ki ya bunların arasında çekinme kim yok ki. Yani olacak iş değil ya. Bekir abi. Hı? Kaç numara ayakkabı giyiyorsun? 43, niye ki? Hiç. Öyle bir güzellik yapasım geldi abime. Güzel günlerde giy inşallah. Ya bunların hepsi bir cins ya. Oh. Ego Ajans, mutlu günler diliyorum. Buyurun. Hayatım, biz ne konuşmuştuk? Ne konuşmuştuk? Bugün iş yok dedik. Birbirimize vakit ayıracağız dedik. Evet, ama benim arada telefonlarımı açmam lazım Nejat. Yani istersen seninle baştan bir anlaşma yapalım. Yani ofiste olmadığım günler biliyorsun ortalık karışıyor. Tamam. Ama o zaman minimumda tutalım. Çok gerekmedikçe açmayalım. Lütfen. Tabii ki. Ben sadece çok önemli olanları açacağım. Mesela bu çok önemli. Bak bunu açmam lazım. Çok kısa, çok kısa. 2 dakika. Efendim Emir'ciğim. Feris, ben bölümleri okudum, güzel. Ama bir ofise geleyim diyorum ya. Bugün bir konuşalım bunun üstüne. Ne dersin? Müsait misin? Hayatım, ben bugün ofiste değilim ki. Şile'deyim ben bugün. Şile mi? Hayırdır, ne işin var senin Şile'de? Ya, öyle bir kafamı dinleyeceğim. Senin kesin aklında bir şey var da ben hiç inanmadım. Neyse. Evet, var tabii. İşin şansı var mı diyor. Tabii tabii. Sen... Tabii bir sürü işi aynı güne sıkıştırmışsındır. Evet, öyle bir durum var. Ya bak Feris, şöyle yapalım. Bugün benim boş günüm. Bence ben geleyim Şile'ye. Oturalım konuşalım. Ne dersin? Aa, olur olur. Süper olur. Harika olur. Tamam o zaman. Sen bana konum at. Ben Şile'ye geleyim. Okey tatlım. Atarım. Öperim. Bay bay. Emir ya. Karakterler için bir dosya var mı, onu atar mısın falan diyor. O kadar yani, başka bir şey yok. Onu da bir atayım. Acilen Şile'ye gelmen lazım. Sana ihtiyacım var. Attım. Necat'cığım ya, burada bir yerde durup içecek bir şeyler alabilir miyiz? Ben acayip susadım. Tam ilk gördüğüm yerde. Açmıyor mu? Yok. Açmıyor. Dur hemen arama, bir daha sinirlendirme şimdi. Bekle biraz. Ne yazmış sana? Acilen Şile'ye gitmem lazımmış. Yine ne olduysa. Ha, arıyor tekrar. Feris Hanım. Dicle, beni dinle.
Emir aradı, senaryoyu beğenmiş. Konuşmak için Şile'ye gelecek. Sen de hemen atlıyorsun, buraya geliyorsun. Jülide'ye söyle, hemen sana bir araba ayarlasınlar. Ferisan, hani ben ofiste kalacaktım? Ne diyorsam onu yap Dicle. Emir peri masalımın setine gelecek. Mesaj attım. Sen de hemen oraya gel, sette buluşalım, tamam mı? Çok sağ ol, zahmet oldu. Acilen Şile'ye gitmem lazımmış. Emir Bey de Şile'ye gelecekmiş. Vallahi Allah'tan Çınar Bey buralarda. Vallahi yerine olmayı çok isterdim Emrah'cığım. Niye? Feris Hanım'la çalışmaktan memnun değilsin galiba. O anlamda demedim. Ajansta kalmak isterdim anlamında. O zaman konuşurken dikkat etmemiz gerekiyor değil mi? Ağzımızdan ne çıkıyor? Bu laflar başkalarına nasıl gidiyor? Ne hissettiriyor? Bunlar çok önemli. Gülüm bir dursana. Zaten kızın işi başından aşkın. Gülüm ben sete geçiyorum Şile'ye. Kıraç Bey, benim de şu an acilen Şile'ye geçmem lazım acaba sizinle. Gel hadi gel. Sen yine dört ayak üstüne düş. Temiz kalpliyse demek ki. Şişt. Gördünüz mü haberi? Hangi haberi? Ne oldu ya? Emir Bindal Derin Mavi'de oynayacakmış diye haber çıkmış. Hayda. Gönder sen bana bir bakayım. Nasıl yollanıyor bilmiyorum ki. Ece ne yazmış gördün mü? Aa, benim hiç haberim yoktu Emir'den. Vallahi benim de yoktu. Sizin aranız bir gergindi değil mi onunla? Yo. Nereden çıktı o? Bilmem. Sanki geçen sene kapışmışsınız diye duymuştum. Yok öyle bir şey. İkimiz de aynı reklamı audition verdik. İşi Emir aldı, ben de gittim tebrik ettim, başarılar diledim, o kadar. Başka bir şey yok. İyi o zaman. Ajansta köstebek varmış diyorlar, duydun mu? İçeriden bilgi sızdırıyormuş. Hadi ya. Kimmiş? Kimse bilmiyor. İşin kötü yanı, yazdığı haberlerin hepsi doğru. Ece öyle salladım tuttu deyip işin içinden çıkamaz yani bu kez. Herkes de birbirinden şüpheleniyormuş. Geliyorum ama. Alo. Ne yaptın? Gittin mi Şile'ye? Sorma. Yardımcı yönetmen sabahın köründe dikti bizi buraya. Bekliyoruz. Dün akşam konuşamadık Dicle meselesini, ne yaptın? Düşündün mü bir şeyler? Yok. Yani düşünüyorum. Sen de aklına bir şey gelirse söyle, olur mu? Tamam canım, öpüyorum seni çok. Ev bulabildin mi? Daha değil. Bakıyoruz ev arkadaşımla. Niye çıkıyorsunuz evden? Kirası mı yüksek? Yok hayır, ondan değil. Ev sahibi biraz. Aa! Ne oldu? Emrah mesaj atmış. Ece şimdi de Emir'in adını yazmış. Allah Allah! Ne ara duydu da nereden yazdı bu kadın ya? Ne bileyim. Bu ispiyoncuyu bir elime geçireyim, çok fena yapacağım. Sadece işten atmakla kalmayacağım, tazminat davası da açacağım. Kimi arıyorsun? Ece'yi. Açmazsın tabii değil mi? Biliyorsun başına geleceği. Ondan açmıyorsun tabii. Ama sen şey demişsin, hani ararsak ciddiye aldığınızı zanneder diye. Emrah söyledi bana da, Çınar Bey'den duymuş herhalde. Zannederse zannetsin, bu işe bir çözüm bulmamız lazım artık. Yeter. Aradığınız kişi şu anda cevap veremiyor. Sinyal sonra mesaja düştü. Bırakabilirsiniz. Alo Ece, Kıraç ben. Beni bir arar mısın? Müsait olunca seninle bir konuşalım. Ne yapacağız burada? Yürüyeceğiz. Sen yemek yemek istiyorum demedin mi? Dedim, dedim evet ama yürüyelim. Sonra da seçtiğim restorana gidelim. Olmaz mı? O zaman durmayalım burada, restoran uzakta. Abi ne kadar uzakta olabilir ki? Yani yürüyemez miyiz? Yani yürürüz de bir 10-15 dakika sürü. Sürsün, ne güzel. Biz buraya hava almaya gelmedik mi zaten? Yani çıkalım, açılalım.
Yürüyüş yapalım. Değil mi? Bir kitabımız var. Ya süper. Evet yani. Aa, Raşil Hanım hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim. Bugün ne kadar sessiz burası. Evet, herkes Şile'deki sete gitti. Gitmeyenler de dışarıda. Ya, görüşmeye gitmeden Crash'la konuşacaktım. Neyse, sonra görüşürüz canım. Ya Gül'in ne soracağım ben sana? Evden çok aceleyle çıktım. Saçıma da bir fön çektirecektim. Görüşmeye de geç kalmak üzereyim. Buralarda bildiğin iyi bir kuaför var mıdır? Evet var. Yakın mı? Hem de bayağı yakın. Hatta şu an tam karşımda duruyor. Şaka yapıyorsun herhalde. Maşa falan var mı sende? Var tabii ki de. Süper oldu bu ya.